Alo. Kimsen şimdi beni yediğini. Torunumun kanına zarar verirseniz neredeyseniz bulurum, öldürürüm sizi. Git, yapman gerekeni yap. Alo. Alo. Sok onu yerine. Sorduklarımıza cevap versin, biz de gidelim. Gazinoda gördüğün adamlar kimin adamıydı? Bilmiyorum. Nasıl duydun? Öyle ulu orta konuşuyorlar mıydı? Demek ki seni tanıyorlar. Adamları tanıyorsun değil mi? Mahir kardeş, Dalyan abinin hatırına. Gel biz çıkıp konuşalım seninle. Hastaneye mi? Orhan'ın nasıldı kızım? Aynı baba. İyi olacak inşallah. İnşallah kızım. Siz sabaha kadar hastanede miydiniz? Evet. Ben Nurten'i okula göndereyim diye geldim. Bir de yiyecek bir şeyler hazırlayıp götüreceğim. Dün geceden beri aç acına bekliyorlar. Safiye annem sadece bir kuru ekmek yedi. Allah senden razı olsun. Hadi. Kal sağlıcakla. Sen nereye baba? Görüşürüz kızım. Kız Nurten, Nazif babanın hali bana hiç iyi gelmedi. Nasıl iyi olsun abla? Oğlu vuruldu, torunu kaçırıldı. Nasıl olmasını bekliyoruz? Yürü hadi. Ya Mahir, çocuk o. Okula gidiyor, bizden değil. Kimdir, nedir tanımaz, etmez, bilmez. Ama olayı anlamış. Geldi haber verdi bana. E sen anla işte, kalbi ne kadar temiz. Ne biliyorsa gelmiş söylemiş. Bak Necdet, yeğenim kayıp. Orhan hastanede can çekişiyor. Bu işin şakası kayırması yok. Kardeşim bile olsa ne biliyorsa anlatacak. Sen ne diyorsun abi? Ne oluyor? Keşke gelip bana söyleseydin. Ben bütün adamlarımı seferber ederdim. Songül'e aşık olduğunu biliyor mu Mahir abi? Sinemaya gittiğinizi, kızın elini tuttuğunu. Ne diyorsun lan sen? Hiç. Bunları da konuşsak diyorum Mahir abiyle. Ben sana yardım ederim. Elimden geleni yaparım. Ama kardeşimden uzak dur. Sen de abisin. Senin de kardeşin var, anla beni. O benim kirli elimin temiz ayası. Vakit kaybediyorum Necdet. Adam gibi bir şey söyleyeceksen söyle. Ya da sus çekil önünden. Uzak duracaksın. Yanında, yöresinde görmeyeceğim seni. Senden mi öğreneceğim ne yapacağımı? Polissin diye. Hı? Bak Osman, benim de senin gibi erkek kardeşim var. Şimdi hastanede. Üç kurşun yemiş. Onu senin dediğin depoda bulduk. Bak işler gittikçe büyüyor. Yeğenim, canımın parçası ellerinde. Başka bir şey duydun mu bir düşün. Bir daha düşün. Osman, eğer bilip de susuyorsan. Ben bilmediğini söyledim oğlum. Korkma, konuşsana. Allah Allah. Alışık değil tabii çocuk. Silah bilah görünce böyle. Eli ayağı birbirine dolandı. Bildiğini de unuttu. Yok abi, yok. Yok, bilmiyorum ben bir şey. Geldim işte, söyledim ne biliyorsan.
Hadi gidin. Sence bu çocuk doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun diyen sendin. Yani öyle geldi. Ama emin değilim. Benim gözüm bu Osman'ı hiç tutmuyor. Ben geldiğimde ne konuşuyordunuz siz? Hiç. Biraz sıkıştırdım bir şey biliyorum diye ama... bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlayıp durdum. Nereye gidiyoruz? Eve, babama. Gelen giden var mı bir bakalım. Sen... bu oğlanın Songül'ün okuldan arkadaşı olduğunu nereden biliyorsun? Unuttun galiba. Polisim ben. Senin nasıl Mahir'ken Salih olduğunu biliyorsam... ailenle ilgili her şeyi de biliyorum. Git, yapman gerekeni yap. Oğlum sen beni nasıl sanarsın lan? Ha? Beni sırtımdan nasıl açarlarsın? Konuş! Aslı sen ne zaman vicdanını öldürdün abi? Sen cevap ver. Sen nasıl çocuk kaçırırsın? Yakışıyor mu sana be? Ha? Bir çocuk evinden ayrılınca neler yaşar sen unuttun mu? Küçükken seni nasıl korkuttuklarını sen unuttun mu? Osman! Annesiz babasız kalınca neler yaşadığını sen unuttun mu? Unuttum lan, unuttum. Hiçbir şey hatırlamıyorum, unuttum. Sen de unutacaksın. Gördüğünü, bildiğini unutacaksın Osman. Yoksa var ya... Ne yaparsın abi? Beni de mi susturursun? Öldürür müsün beni? Ne yaparsın? Kardeşin olduğunu unuturum. Seni silerim. Nerede saklandığını, onları nereye götürdüğünü biliyorum abi. Hadi sustur beni. Hadi öldür beni. Sen o çocuğu bırakmazsan... ben gideceğim Mahir'e yerlerini söyleyeceğim abi. Bildiğim her şeyi Mahir'e söyleyeceğim abi. Anladın mı abi? Sen düşün taşın, kendin kararını ver. Ama o çocuğu bırakmazsan ben gideceğim, her şeyi anlatacağım. Bütün bildiklerimi. İşin başında senin olduğunu da anlatacağım. Gebertirim seni. Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun bunu? Hoş geldin Turgut abi. Bir çayınızı içmeye gelmiştim ama beyler. Müsait değilsiniz galiba. Yok yok, abim çok müsait. Benim biraz işim var yalnız. Osman! Sorun ne Necdet? Aile içi abi. Tartışma. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ne biliyor Osman? Çocuğu kaçırdığımızı duymuş. Vicdan yapıyor. Başka bir şey bildiği yok zaten. Abi abisinin sözünü dinleyecek. Başka şans mı var? Bak ne diyeceğim. Sana ulaşmaya çalıştım kaç gündür. Bir türlü denk gelemedik. Güzel havadislerim var. Yapma ya. Evet. Tapu bizde. Dükkan bizim.
Orhan da silahı aldı. Hoş arada biraz nahoş bir durum çıktı ama her şeyi de kontrol edemiyoruz değil mi? Ne demek istediğini anlamadım. Şimdi biz Orhan birilerini vursun diye beklerken maalesef kendisi vuruldu. Depoya ulaşmış, bizimkiler de avlamışlar. Oraya kadar gittiğine göre ipin ucunu da yakalamış. İpin ucu onda kalacak abi. Can çekişiyor. Daha ölümün dışında olmuş. Ama iyi olmuş. Çatışmada vurulmuş bir serseri. Hiç de kulağa fena gelmiyor. Buçuk velet nerede şimdi? Emin ellerde. Birkaç saat içinde en geç akşama kadar bitecek. Haber bekle benden. Sonra da o çocuktan kurtul. Bu işe bulaşan herkesi de... Yazıyor, yazıyor. İzmir'deki depremin yol açtığı hasarları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Baba. Baba. Allah Allah. Babam yok. Orhan'a bir şey oldu galiba Yasin. Yoksa babam nereye gider? Nazif Bey. Hanım kızım iyi mesailer. Rahatsız ediyorum. Feride Hanım duruşmada mı? Yok. Odasında. Neden soruyorsunuz? Hakim Hanım'la görüşmem mümkün müdür? Onunla konuşacaklarım var. Siz böyle oturun. Ben bir gideyim, sorayım, geleyim. Yok kızım sağ ol. Ben de geleyim. Müsaitse hemen görüşeyim. Peki siz bilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Hakim Hanım müsait misiniz? Tabii buyurun Ümit Bey. Tiyatro bileti istemiştiniz. Lüks hayata aldırdım. Bu akşam için iki kişilik lojadan. Buyurun Ümit Bey artık yüzüm kalmadı. Siz gidebilirsiniz kızınızla mesela. Siz niye gitmiyorsunuz? Benim canım hiçbir yere gitmek istemiyor. İyi misiniz? İyiyim. Sizi de biletle meşgul ettim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Biletler için teşekkür ederim. Müsaadenizle. Rica ederim. Thank you.
Feride Hanım içeride mi? Evet, içeride. Siz burada bekleyin. Ben bir söyleyeyim. Sağ olun kızım. Buyurun. Feride Hanım, siz kimse beni rahatsız etmesin demiştiniz ama. Salih Bey mi geldi? Yok, o gelmedi de Nazif Kara geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Neden gelmiş? Bir şey söyledi mi? Yok, bir şey söylemedi. Bilmiyorum. Ama teşekkür edecek herhalde size. Siz onu hür bıraktınız ya. Minnettar kaldı tabii size. Lütfen kendisine duruşmam olduğunu söyle. Kendisiyle de ailesiyle de kafi derecede konuştum. Mahkemede görüşürüz artık. Feride Hanım'ın duruşması varmış. Ben unutmuşum, kusura bakmayın. Duruşmaya kadar görüşseydik. İvedilikle çıkması gerek maalesef. Size iyi günler. Hanım kızım, bir daha sorsan son derece mühim bir mevzuyu paylaşacağım kendisiyle. Nazif Bey, Feride Hanım hayır dediyse hayırdır. Benim elimden bir şey gelmez ki. Ama siz gene gelin, belki o vakit görüşür. İyi günler. Var burada. İbrahim. İbo. Geldim, geldim. Neredesin lan sen? Çok uykum vardı. Mevlet biraz kestireyim mi? Aferin be İbo. Tam zamanı biliyor musun? Git bana Osman'ı bul. Tamam. Uyan İbo, uyan. Tamam ya, ben onu bulacağım. Taze mi la Simit? Taze abi. Ver bıçağı. Osman. Yürü la abi, çağır hadi. Niye? Ne bileyim da niye. Hadi yürü. İbo. Hı. Bırakacak mı çocuğu? Abla mısın oğlum sen, sessiz olsana. Sus. Kendimize göre bir ince hesabımız var. Onu halledelim, ondan sonra bırakacağız. Hadi yürü. Buradan iki simit var. Bizim gibi olmasın. Bir ailesi olacak. Bırak gitsin. Onun ailesi benim. Yapma Necdet. Geleceğim Osman. Sana söz veriyorum. Seni gelip alacağım. Seni asla bırakmayacağım. Bırakma abi. Gelip seni alacağım. Seni asla bırakmayacağım. Hadi. İbo. Söyle abime. Ben okula gidiyorum. Sınav var bugün. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Konuşacak, tartışacak vakit yok Erdal. Abi, sen şu telefonu etraflıca bir anlat. Akabinde ne yapacağımıza karar verelim. Yapman gerekeni yap. Yoksa torununu bir daha göremezsin dediler. Bu kadar Erdal. Peki bu telefonu senden başka bilen var mı? Evden çıktığım gibi bir umut buraya geldim. Feride Hanım'la görüşürsen bir faydası olur diye. Lakin belli ki beni dinlemeyecek. Anlayacağın, dertlerim benimle. Gidip suçu üzerime alacağım. Torunuma bir şey olursa ben zaten ölüyüm. Artık yeter. Ailemin bu dava yüzünden daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim. Abi,
Abi bir dur. Gözünü seveyim bir dur. Ben Feride Hakim'le bir konuşayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Erdal. Abim. Nazif abim. Ne olur. Ne olur rica ediyorum. Bir dur. Abim. Bana itimat et. Abim. Bir dakika abim. Hakim Hanım, rahatsız ettim biliyorum. Lakin sizinle acil görüşmem gerek. Tabii. Buyurun Erda abi. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyorum. Hakim Hanım, müvekkilim Nazif Kara tahliye edildiğinden beri alelacayip şeyler olmakta. Nazif Kara'nın torunu kaçırıldı. Ne? Nazif mi? İlk Nur Hanım'ın oğlu. Daha bununla da bitmedi maalesef. Orhan, Nazif Bey'in küçük oğlu. Yeğenini kurtarmak isterken vuruldu. Şimdi hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Çok üzüldüm. Peki kim yapıyor bunu? Yani bu olanlardan polisin haberi var mı? Evvela polise gittik zaten Feride Hanım. Her yerde küçük Nazif'i arıyorlar. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim size Erdal Bey? Bu sabah müvekkilim evdeyken bir telefon gelmiş. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Ne yapman gerektiğini bilirsin demişler. Sizce bunlar bir rastlantı mı? Belli ki asıl katil Nazif Bey'in tutuksuz yargılanmasından rahatsız. Yeniden hapse girip asılmasını istiyor. Müvekkilimse işlemediği bir cürmü neredeyse üstlenmek üzere. Bu işin arkasında kim varsa gayesine ulaşmak üzere. Şimdi anlaşıldı. Nazif Bey benimle bu yüzden görüşmek istedi demek. Torunun canına karşılık Nazif Bey'in canı. Eğer polis ya da dayısı küçük Nazif'i bulamazsa ben bir vekilimi tutamam. Çaresiz hissediyorlar. Lütfen bu hadiseyi takip alın. Polis tutanaklarını inceleyin. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nazif Bey'e geçmiş olsun. Ve lütfen Nazif Bey'i iletin. Gidişatta bizzat ilgileneceğim. Ziyadesiyle müteşekkiriz Hakim Hanım. İyi günler Hakim Hanım. Songül, ablam beni dinlemez. Konuşsan da eve gitse, hali hal değil. Eve gitse daha mı iyi olacak enişte? Her tarafta Nazif'in eşyaları. Ama çok yorgun, uykusuz. Git bunları anneme anlat enişte. Ablam dinler annemi. Annem nerede? Eve telefon etmeye gitti. Nazif'ten haber var mı diye. Nasıl olur böyle bir şey? Bilmiyorum doktor bey. Neden bana daha önce beyanat vermediniz? Durumu şimdi fark ettik. Her şey sonradan oldu. Doktor bey ne oldu? İyi mi abi? Beyanat verecek. Orhan'a bir şey mi oldu yoksa? Çekilin. Çekilin evladımı göreceğim. Müdür bey, Orhan Kara'yı vuranlarla ilgili herhangi bir gelişme, bir şüpheli ya da yakalanan biri var mı? Hı. Anlıyorum, peki. Müdür bey bakın, Nazif Kara'nın torununun kaçırılmasıyla ilgili ya da benim davamla ilgili her türlü gelişmeyi an be an takip etmek istiyorum. Haberdar olmak istiyorum. Anlaşıldı mı? Peki.
Teşekkür ederim, iyi günler. Salih Bey çağırın, hemen odama gelsin. Lakin Salih gelmedi, burada yok. Haber verdi mi? Benim bir malumatım yok Feride Hanım. Ümit abi, Salih seni aradı mı? Yok. Ne bir telefon ne bir müzekkere. Feride'cim tünaydın. Merhabalar Turgut. Seninle bir konuşabilir miyiz? Odana gidip müsait misin? Hay hay. Sana anlatacaklarım var. Merakımı cezbettiniz Hakime Hanım. Umarım anlatacaklarınız hayırlıdır. Vallahi hayır mı değil mi ben de bilemedim. Nazif Karan'ın torununu kaçırmışlar. Ne? Aynı zamanda küçük oğlunu da yaralamışlar. Peki sen bunları nereden duydun? Güvenir birinden mi? Bugün Nazif Karan'ın avukatı geldi. O anlattı. Aynı zamanda bu sabah evlerine bir telefon gelmiş. Eğer suçu üstlenmezsen torununu bir daha göremezsin demişler. Resmen tehdit ediliyor insanlar. Peki Nazif Bey ne yapmayı düşünüyormuş? Yani bugün gelip bana bunu anlattıklarına göre suçu üstlenmeyi düşünmüyor. Zaten ben bu durumdan haberdar olduktan sonra bilemiyorum. Ama Feyi, durum iddia ettikleri gibi ise... Bunu asıl katil yaptırıyor Turgut. Bir düşünsene, normal bir ailenin çocuğu niye kaçırılsın ki durup dururken? Bu insanların parası mı var? Haklı olabilirsin Feride. Tüh 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 tüh. Yazık vallahi adama. Daha dün biri bugün iki ailesiyle hürriyetin tadını çıkaracakken ziyadesiyle üzüldü. Hüseyin'e aktardın mı? O ilgilensin, tahkikatını yaptırsın. Hüseyin'in bugün çok fazla işi var. Cinayet günü adliyeye gelen insanların ifadesini alıyor. Senden ricam şahsi olarak bu hadiseyle ilgilenir misin? Derhal Feride'ciğim. Enine boyuna araştıracağım. Müşteri ol. Peki, teşekkür ederim. Aşağı. Lan velet, belanı mı arıyorsun lan? Bağırma lan. Hepsini içeri götürün.
Abla, camı sen mi açık bıraktın? Niye bana demedin? Yürü abla, içeri yürü. Ben hepsiyle tek tek ilgileneceğim dedi hakim hanım. Sağ olsun, ziyadesiyle alaka gösterdi. Abim, Feride hanım bize inandı. Endişelenecek bir şey kalmadı artık. Küçük Nezef'in bulunması dışında tabii. Abim, üstüne gelmeyeyim diyorum ama senin bu sessizliğin beni ürkütüyor. Hastaneye gidelim de Erdal. Bunları daha sonra konuşuruz. Anne. Anne ne oldu? Bir şey söyleyeyim, babam da evde yok, ne oldu? Orhan yok. Orhan yok. Bir şey olmuş mu? Ne oldu anlamadım ki. Babam yok, Orhan yok. Allah'ım ne oluyor bize ya? Orhan! 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 Niye yatağından kalktın be kardeşim? Nazif! Nazif! Ne oldu Nazif'e? Nazif'in nerede olduğunu. Kardeşim. Kardeşim. Kuyuköy'de. Halit'in evindeymiş Nazif. Hemen hediye alalım. Hadi, hadi, hadi. Daha çok ağlarsın. Ne yemeği atladın? Kışını kırmadığına şükret. Nereye kaçacaksın oğlum? Kardeşim bir oldu. Ben yüzü kafasını kıracağım. Kapa seni be. Karadayısıymış. Abla bir gelsin. Abla. Bak bu işte çok para var. Kimsenin canı yanmayacak, merak etme, tamam mı? Bugün her şey bitecek, merak etme. Dikişleri açılmış. Zaten çok kan kaybetmişti. Tam kanaması durmuştu ki tekrar gene başladı. Kan takviyesi gerek. Ben veririm. Kan grubumuz aynı. Buyurun. İyi olacak anne Orhan. İyi olacak. Orhan nasıl Mahir? İyi olacak baba. Kan vereceğim şimdi. Anlat bakalım ne öğrendin? Abla sen ne acımasızsın ya. Acıktım diyorum sen anlat diyorsun. Bir simit ayran ısmarla bak neler anlatıyorsun sen. Önce sen ne öğrendin onu anlat. Ondan sonra ne istersen ısmarlarım. Nazif Karın torunu hakkında son durum ne? Sorma abla. Ailenin durumu perişan. Hele çocuğun annesi. Kadıncağızın durumunu tarif bile edemem. İçim yandı.
Peki polis ne diyor? Hiçbir ipucu, bir iz yok mu? Polis bir tane ipucu bulamadı. Mahir Kara arıyor işte. Ailenin umudu da onda. Sen tanıştın mı Mahir Kara'yla? Yok. Ben maliye gittim de o çıkmıştı. Hastanede de göremedim. Yani anlayacağın kahramanımız Mahir Kara hala meçhul. Çok güzel. Adamı hala gören yok. Yok. Seninki nerede? Konuştunuz mu? Niye gelmemiş? Bilmiyorum. İşe gelmedi bugün. Allah Allah. Niye acaba? Yalnız ben ciddi ciddi meraklanmaya başladım. Başına bir şey mi geldi acaba? Telefonu da yok tabii. Yok. Yahu soracağım biri de mi yok, arkadaşı falan? Aslında biri var. Alo. İyi günler. İstanbul Adliyesi'nden Ağır Ceza Reisi Feride Şadoğlu ben. Yasin komiserle görüşecektim. Öyle mi? Yalnız çok önemli bir mevzu. Ev telefonu var mı acaba sizde? Ha. Anladım. Peki eğer ararsa ya da oraya gelirse lütfen benim aradığımı iletir misiniz? Gerçekten çok önemli. Peki, teşekkür ederim. İyi günler. E'si kendisi ücretsiz izne çıkmış. Of. Neredesin Salih? Birazdan bitecek. Değil mi? Az kaldı. Mahir. Eve bir telefon gelmiş. Biri arayıp Nazif abiyle konuşmuş. Kimmiş abi? Ne istiyormuş? Bilmiyoruz kim olduğunu. Babanın suçu üstüne almasını istiyorlar. Öyle baskıyla falan değil ama. Direkt itiraf etmesi. Hür iradesiyle. Geri dönüş olmayan bir yola sokmak istiyorlar. Nazif'i de bırakmak için tek şartları bu. Bitti mi? Az kaldı. Yazıyor, yazıyor. Müzisyen Orhan Şerif hayatını kaybetti yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Baba, Nazif'in yerini öğrendim. Gidip alacağım şimdi. Baba, kurbanın olayım, bir delilik yapma. Bana ne yapacağımı öğretme Mahir. Ailem perişan, bir bak. Birinin fedakarlık yapması gerekiyorsa o da benim. Baba, bunun için yapıyorlar zaten. İstedikleri bu. Dağılmamız, senin çözülmen. Yapma bunu. Bana akşama kadar müsaade et. Güneş batmadan Nazif'i bulup getireceğim. Tamam anne. Yasin. Ne işin var burada? Polisim ben. Unuttun mu? Bize yardım etmeye mi geldin? Nazif'i kurtaracağız. Merak etme. Sen yeter ki ağlama. Abin geliyor. Git hadi git. Babamı hiç yalnız bırakma.
O bakışlarını hiç sevmedim. Her an her şeyi yapabilir. Merak etme aslanım. Gidiyor muyuz? Dediğin çıktı Yasin. Evi aramışlar. Babamın suçu üstüne almasını istiyorlar. Her şey bunun için. Şimdi kim var evde? Kimse. Biri evde olsun. Adamlar tekrar arayıp komut verebilir. Abi, babam eve gitsin. Ama... Yalnız bırakmam. Endişe etme. Hadi Allah yardımcınız olsun. Nazife, alın gel. Çok acıyor. Kırık onun için. Alçağı almadan rahat etmez. Yeter abla yeter. Bırak çeksin cezasını. Alçıyı almak lazım. Dur abla iş açma başımıza. Hiç değilse sargı bezi. Tamam abla in aşağı. Kimsenin canı yanmayacak demiştin bana. Tamam abla in aşağı geliyorum. Geçtin mi sınavda? Geçemedik sınavda. Sen ne yaptın? Bıraktın mı çocuğu? Aha, bıraktım. İyi ki gitmişim ha. Nereye gittin? Nazife bıraktın mı diye gözümle görmek için Kara ailesinin yanına gittim. Çok güzel bırakmışsın. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Sen bir hata yapmadın değil mi Osman? Ben bir hata yaptım abi. Benim ayrı nasıl? Bir saat vaktim var. Bir saate anca giderler. Git söyle adamlarına o çocuğu bıraksınlar. Kimsenin canı yanmasın. Yanacak lan yanacak benim canım yanacak. Başına kına yakarsın sen de. İt! Ben pişmanım abi. Neye pişmansın lan? Pişmansın. Niye yaptın o zaman? Korkma. Sana söz veriyorum. Bu evden daha güzel evimiz olacak. Ama beni sevmişlerdi. Sana söz veriyorum, pişman olmayacaksın. Sana güvendiğim için... ...sana inandığım için... ...çok pişmanım. Afiyet olsun. Buyur Turgut. Aç mısın? Teşekkür ederim. Vaktim yok.
hemen konuya gireyim. Dinliyorum. Gelecek olan sevkiyatta birinin payını arttırmanı isteyeceğim. Kimin? Geveze Ahmet'in. Ne yaptı ki bunu hak edecek? Henüz yapmadı ama yapacak. Ona ihtiyacım var. Teklifimi kabul etmesi için ağzının suyunu akıtacak bir şeyler vermem gerek. Benim için çok önemli bir mevzu. Neler geçiyor aklından Turgut? Bir plan yaptım. Ama bazı sapmalar var. Her ihtimali düşünmem gerek. Bu kadar laf çambazlığı yaptığına göre kesin başsavcı cinayetiyle ilgili. Soruma cevap alayım lütfen. Geveze Ahmet'in payını arttıracak mısın? Nedir aklından geçen oran?